Merhabalar. Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ders çalışma günlüğüm 4 ile karşınızdayım. Bugün günlerden 22 Aralık Pazar ve benim 23'ünde yani yarın deneme sınavım, 24'ünde İngilizce ve din sınavım, 25'inde matematik sınavım var. Ve ben cumartesi hiçbir şey yapmadım çalışmak adına veya ödev yapmak adına. Her şeyi bugüne bıraktım, çok güzel gerçekten. Bugün ne yapacağız? Bugün din çalışacağız. Türkçe ödevi yapacağız, denemeye çalışacağız, yani test çözeceğiz. Şimdi ben ilk bir din ödevi değil aslında, yani ödev ama değil. Şimdi ben din defterim, burada da bir tane şey var, bu kağıt şeyleri, işte sınav konularının yazdığı vesaire. İkinci ünite mesela. Bunu defterime geçireceğim, kendi ana ders defterime. Son sayfayı da yazacağım ve ondan sonra bitireceğim. Herhalde yarın da çalışıyorum. Böyle yaparız bir şeyler. Şimdi ben buna başlayalım. Az önce izlediğiniz klipten bu klibe kadar yaklaşık bir 20 dakika falan geçti. Çünkü telefonumun şarjı bitti. Ben de o sürede boş kalmamak için kağıdımı bitirdim. Şimdi ben yazdıklarımı göstereceğim. Şarjım hemen şunu yazdıktan sonra bitti. Bir de burayı yazdım. Ve zaten kağıdım da bitmiş oldu. Böyle şu kadar bir şey yazdım. Zaten bu iki yeri gittiğimiz yerde yazmıştım. Burayı da şimdi sizlerle birlikte yazmış oldum. Şimdi Türkçe ödevimi yapacağım. Evet, şimdi biraz akşam oldu çünkü yemek falan yedim ve biraz ara vermiş olabilirim. Nar test fen çözeceğim çünkü nar test fen daha iyi olacaktır büyük ihtimalle deneme için. Sonra bir bil fen pro ve test matematik yaparım. Ve şu hiçbir işe yaramayan eser yayınlarından da İngilizce çözeceğim. Çünkü İngilizce her yerde basit. Başka da bir şey çözmem herhalde diye düşünüyorum. Konu dağılımları kurum denemelerinde bize verilmediği için nereye kadar çıkacağımı da bilmiyorum. Ha bir de şu pro ve testi dininden çözeceğim. Çünkü dinden bir önceki videomda da söylediğim gibi biraz fazla eksiğim var. O yüzden onu da çözmeliyim. Bence ben daha fazla zaman kaybetmeden hemen başlayayım. Şimdi ben geldiğimiz yere kadar olan tüm İngilizce testlerini bitirdim. 12, 24, 36, 48, 54, 67, 87. Evet, totalde 87 soru İngilizceden çözmüşüm. Evet, biraz fazla galiba. 87 soruda bir yanlışım çıktı. O soru da bence pek güzel bir soru değil diye düşünüyorum. Ama yine de bir göstereceğim bakalım. Ama yani İngilizce'den 87 soru ve çok çok az bir sürede çözdüm bunları. Yani güzel bence. Şimdi basit bir ders çözdükten sonra genellikle zor bir derse geçiyorum. Mesela bundan sonra din çözmem de matematik ya da fen falan çözerim. Büyük ihtimalle yine fen çözeceğim. O zaman ben hemen fene başlayayım. Thank you.
Yine bir nartes testi ve yine bir zorlanma. Yine bir 3 yanlış bekleme. Yani bilmiyorum, bu testte 3 yanlış falan bekliyorum. Daha azı çıkarsa sevineceğim. Bu neydi test? 7. Wow. İlk 6 sorum doğru çıktı. Bunu kutlamalıyız. Kesin 7'de yanlışım çıkacak. D'de yanlış olacak. Wow. Tamam, bir yanlışım çıktı. Tamam. Tamam. Bu soru doğru çıksaydı zaten dişimi kıracaktım. Wow, duru üst. İnanamıyorum. Tamam, bunu zaten bilmiyordum. O yüzden bence hiçbir sıkıntı yok. Nartes teleskoplarla ilgili çok irdeleyerek soruyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Ama hiçbir sıkıntı yok. Evet, harika. Bunu da bilmediğim için yanlış yaptım. Dikkatsizlik değildi zaten. Oo, harika, mükemmel. Harika. Bir yanlış yaptım diye uzun zaman sonra ilk defa seviniyorum. Evet, harika. Mükemmel. Tamam. Ben bu sayfadan böyle 1-2 yanlış falan bekliyordum. Bunu da yine şu soruyu yanlış bekliyordum ama doğru çıktı. Harika. Ama vallahi sallamadım yani. Cidden hiçbirini sallamadan doğru yapmışım. Evet. Ay, çok mutluyum. Evet, şimdi yine kontrol edeceğim. Bilmiyorum. 4 soruda 2 yanlışım çıkabilir. Ama çıkmayabilir. Çünkü neden çıksın yani. Ama tabii ihtimaller de yok değil. Neyse, kendimize güveniyoruz biraz. Bu güvenmiş halim. Becerim. Hayır. No. Al. Bravo. Tebrik ederim. Öf ya, neden yanlış çıktın ki? Bir yanlışa da sevinmek istemiyorum. Çünkü full yapmak da vardı. Ama bir yanlış çıktı. Öf. Şimdi mitos bölümüne testini kontrol edeceğim. Yani açıkçası o kadar ümitli değilim ama inşallah güzel bir sonuç çıkar. Şimdi DCD. Ben bunun çözümünü izlemek istiyorum. Ben çözümünü izleyip geliyorum. Evet, şimdi soru çözümünü izledim ve soru yanlış çıktı. Yani bilmiyormuşum bir şeyleri demek ki. Yanlış çıkmış. Neyse, en azından yarın için öğrenmiş oldum diye düşünüyorum. Ama hep böyle düşünmeye devam edeceğim galiba. Evet, şimdi bayağı sesini de bitirdim. İki soruyu mantıklı salladım. Ay, şunu değiştirsem mi acaba? Bir daha bakacağım. Şimdi diyor ki, şimdi mayozda bu kromozomlar çift değiştirilmesi yapıyor ya.
Orada bu olay sayesinde kazanılan özellikler farklı çevre şartlarında türlerin yaşamını sürdürmesine yardımcı olur diyor. Şimdi genler birbirine geçiyorsa, mesela Antarktika'da yaşayan bir insanla burada yaşayan bir insanın genleri farklı olmalıdır. Neden? Çünkü Antarktika'da yaşayan bir insan daha fazla soğuğa alışmıştır. Mesela Akdeniz'de yaşayan bir insan da daha sıcak. Yani birbirinden acaba genleri geçiyor mudur diye düşünerek ona doğru dedim. İnşallah doğrudur. Amin. Tamam. Yani en azından benim düşüncem bu şekildeydi. Yanlış çıkarsa düşüncemi değiştirmem gerektiği anlamına gelir. Yani bu kadar basit. Yanlışlardan korkmayacaksın. Aha, bak doğru çıktı. Doğru çıktı. Doğru çıktı. Doğru çıktı. Hadi ama yapma bunu bana ya. Neden böyle yaptın şimdi ki? Bakayım yanlış mı gördüm acaba? Aa yanlış görmüş. Yok doğru görmüş. Aa ama burada benim bir hatam yok ki. Bakın. Şimdi kitap kıvrımlı olduğu için ben sadece şurada mayozu gördüm. Burada mayoz 1 diyormuş. Bakın siz olsanız siz de görmezdiniz ki ama bunu. Ben şimdi ne yapabilirim ki? Ben burada direkt mayozu gördüm. 1'i asla görmedim. Ne yapacağız şimdi? Benim suçum yok ki ama burada. Şimdi boşu boşuna yanlışım çıktı. Ama benim suçum yok ki. Değil ki. Evet, ben bunu nerede yapardım? Buldum. Bu soruya tikten kelebek yapacağım. Çünkü bu benim yanlışım değildi. Bakın, soruya bakar mısınız? Burada asla ben biri göremiyorum. Neden? Biri çünkü şuradaki kıvrımı almışlar ve kitabı böyle tuttuğunuzda biri görebiliyorsunuz. Bu benim suçum. Bence değil. İnşallah buna güzel sonuç çıkar.
Evet, şimdi kontrol edeceğim. Güzel bir sonuç bekliyorum. Lütfen güzel çıksın. Şu iki soruyu güzel bir sonuç bekliyorum. Ve evet. Allah'ım çok mutluyum. Sonunda full çıkarabildim. Az önce izlediğiniz klipten sonra telefonun şarjı bitti ve şu anda saat 12:20 var. Yani 20 dakika sonra yeni güne gireceğiz ve ben bugün totalde tam olarak 228 soru çözdüm. Deneme sınavında kendimi çok özür dilerim. Umarım güzel geçer. Güzel geçmezse cidden çok özür dilerim çünkü. Normalde en saçma yanlışlarım dinden çıkıyor. Bu yüzden dine biraz ağırlık verdim. Ve dinden totalde 71 soru çözdüm. Ondan sonraki en çok yanlış gelen dersim fen. Genellikle iki yanlışlarından geliyor. Bu yüzden fenden de 55 soru çözdüm. Ki soruların zorluğuna bakacak olursak gayet iyi bir sayıydı benim için. Ve bu arada şu anlık galiba 850 aboneyiz. Bu video yüklediğimde kaç oluruz bilmiyorum bile. Ama cidden çok ama çok teşekkür ederim. Yani 850 abone benim için şu anda bilmiyorum. Belki çoğunuz için çok az. Ama yani gerçekten eğer siz de benim kadar emek verseydiniz videolara ve böyle bir geri dönüş alsaydınız eminim çok mutlu olurdunuz. Çünkü bu bir de benim için ulaşılması çok zor bir şeydi ama yaptım, inşallah 1000'e kadar giderim. Amin. Bu yüzden de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Cidden çok teşekkür ederim. Ve artık videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu anda sesimin kısıklığı, bakın gece olunca böyle oluyor. Lütfen bu emeğim için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstiyorsanız benim Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hesabım da şu ortada yer alıyor olacaktır. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.